Herkese merhabalar. Yine bir hisse videosunda birlikteyiz. 14 adet hisse seçtim sizin için. Bunları tek tek inceleyeceğiz. İlk olarak Doğuş Otomotiv ile başlayalım. Doğaz hisseyle. Haftalıkta yükselen dipten tepki aldı burada 40 liraya kadar. Şu an bu seviyeyi kırdı. Yani 25 lira seviyesinin altında kapanış yaptı. Haftalık olarak. Şimdi burada nasıl bir yol izlenilmeli veya nasıl bir beklenti içerisine girmemiz gerekiyor? Benim düşüncem fiyat bir müddet daha düşebilir veya buradaki arz bölgesine gelip 27 ile 30 lira seviyesine gelip tekrar satıcılar baskılı çıkıp fiyatı aşağıdaki talep bölgesine kadar götürme olasılığı var. Tabii ki bu ne zaman iptal olur bu senaryo? 30,5 üzerinde haftalıkta kapanış yapılır ise o zaman bu senaryo iptal olur. Aksi takdirde bu senaryodan yola çıkarak yani bu aşağıdaki talep bölgesine fiyatı bekleyebiliriz eğer bu şekilde fiyat hareketi gelişirse. Doğuş Otomotiv'de fazla günlükte söyleyeceklerim bir şey yok. Günlükte biraz duraklama var. Yani fiyat aynı yerde birkaç gündür git gel hareketi yapıyor. Sanırım burada bir biriktirme var. Alıcılar fiyatı ucuzdan alıp buradan tekrar bir yükseliş gösterip belki fiyatı 29 liralara kadar tekrar çekip sonradan tekrar satış baskısı gelebilir ve o bu şekilde fiyatı yönlendirebilirler. Yani bunun için bu şekilde bu hisseyi takip edebilirsin. Evet, Jans'a Jans hisse kodu ile haftalıktaki en son yükselen dip 59.80'de. Bunun aşağısında bir kapanış olmadı. Bunun aşağısında kapanış olmadığı sürece Jans'a hissesi yükseliş trendinde. Çünkü haftalık trend belirleyici olduğu için yani burada küçük saatlik zaman biriminde burada düşüş trendindeydi. Fakat haftalık her zaman öncüdür. O yüzden şu an fiyat arz bölgesinde ve ne yapabilir diye soracak olursak eğer bunun üzerinde kapanış yaparsa yani 99-70 üzerinde kapanış yaparsa fiyat yoluna devam eder. Buradan satıcılı bir fiyat hareketi görür isek yani bu buralarda satış baskısının yüksek olduğunu görür isek bence o zaman fiyatı tekrardan aşağılara kadar götürme olasılığı var. Nerelere kadar? Tekrar bu seviyelere kadar gelebilir. Yani 71 liralara kadar düşürebilirler. Tabii bunun için 84 lira seviyesi öncelikle geçilmesi lazım. Burası geçilmeden kesinlikle düşüşü bekleyemeyiz. Yükseliş için de bu seviyeyi beklememiz gerekiyor. O yüzden şu an arz bölgesinde olduğu için yatırım tavsiyesi değil de tabii ki ama bulur da alım yapmak gerçekten riskli. Çünkü arz bölgesinde alım değil satış yapılır genelde. O yüzden bu hisse de bu şekilde takip edebilirsin. Evet, gelelim bir sonraki hisseye. Ereğli Demir Çelik. Ereğli Demir Çelik'te haftalıktaki en son yükselen dip 13 lira seviyesiydi. Bunun aşağısında kapanış yapmadığı müddetçe hisse yükseliş trendinde tabii ki. Şimdi günlükte birkaç gündür düşen hani mumları görüyoruz. Benim öngörüm buradaki en son günlükteki yükselen dipi de kırdığı için fiyatı ben bu şekilde yani bu şekilde buradan kırıp tekrardan bu seviyeye gelip aşağıya doğru bu şekilde fiyat hareketini bekliyorum. Yani önce bu burayı tekrar kırarsa yani 18.47'nin altında tekrar kapanış yaparsa muhtemelen buradan sonra bir alıcıları görüp tekrardan yükselişi görebiliriz. Eğer fiyat yani 19.90 seviyesine gelirse buradan satış baskısı yeme ihtimali yüksek. Eğer burada öyle bir şey olursa bunun üzerine kapatmadığı müddetçe tekrar fiyatı aşağı doğru gideceğini yani gittiğini görebiliriz. Yani Ereğli'de fiyat buradan aşağıya düşse bile talep bölgesine gider. Zaten arz bölgesinde alınmaz, talep bölgesinde alınır. Buralarda yani 15.90 veya yuvarlak fiyatıyla 16 ile 13 arasında alıcıları ben göreceğimizi inanıyorum eğer fiyat buraya kadar tekrar gelirse. Evet, Inveo yatırımda durumlar ne diye soracak olursam Inveo'da uzun bir süre yükselişten sonra bir kar alımını gördük ve buradaki arz bölgesini fiyat hala geçememiş durumda. Şimdi günlükten bakalım. Günlükte de yani birkaç gün yükseldikten sonra 4-5 gün yükseldikten sonra tekrardan ardından hemen satış geldi. Bu neyi gösterir? Yükseltmek için satış yaptığını görebiliriz. Yani
Tabii ki satmak için alıcı olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde eğer fiyat tekrardan 116-117 altında kapanış yapar ise ben tekrardan aşağılara yani 90 lira 95 lira seviyelerine kadar gidebileceğini düşünüyorum. Tabii ki 4 saatlik fiyat hareketinde de takip etmek iyi olur. Eğer gün içerisinde al satçıysanız. Tabii uzun vadeciler için bu pek geçerli değil. Yükselişin gelmesi için bu bölgenin, bu arz bölgesinin kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi her deneme yaptığında birinci deneme düştü, ikinci deneme düştü, tekrar denedi, tekrar düştü. Yani burası bir türlü geçilemedi. Burası geçilirse tekrar yükseliş ihtimali, potansiyeli olabilir. Ama aksi takdirde satıcılar daha kuvvetli olup fiyatı biraz daha bastırabilirler. Evet, Kortsa yani Korts hissesi ne durumda? Haftalıktan bakalım. Haftalıkta en son 14 liradan fiyat yükseliş yaptı. 31 liraya kadar. Şimdi günlükte durum nedir? Günlükteki yükselen dip 22 lira seviyesiydi. Burası geçildi. Şu an fiyat tepesi 24.88. Burada arz bölgesi vardı. Buradan tepkiyi aldı. Ve şu anki fiyat aralığı buradan burası. Yani yükselişin gelmesi için kesinlikle 25 lira seviyesinin üzerinde kapanış gelmesi lazım. Aksi takdirde bir müddet daha düşüş gelebilir. Şu an 22 lira seviyesinde burayı tekrardan kırar ise fiyat ben tekrar düşüşün gelebileceğini düşünüyorum. Burada da bir arz bölgesi var. Bunu da belirteyim 4 saatlikte. Eğer yükseliş gelirse burada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Uzun vadeciyseniz yani fiyat şu an yani bayağıdır yükselişte olduğu için bir momentumunu kaybetti. Ve eğer 20 lira seviyesini tekrar fiyat geçerse muhtemelen aşağılara doğru yani 18 burada tutunamaz ise 16 liraya kadar düşme potansiyeli var. Ama tabii ki 20 lirayı altında kapanış yapma şartıyla. Bunun altı aşağısında kapanış yapar mı? Bunun aşağısında eminim çok stoplar vardır. O yüzden ben fiyatın buradan aşılıp bu aşağıdaki seviyeye kadar buradan veya buralardan tepki alıp tekrardan yükselme potansiyelinin buradan gelebileceğini yani gerçek alıcıların 16 ile 14,5 lira seviyesinde görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü burası equal low dediğimiz yani çizgiyle düz çizdim. Bunun aşağısında burada alanlar stop kullanıp bunun aşağısında stop yani buralar stopu olanlar hep buralarda. O yüzden ben buradan 18 liradan değil de daha çok 17 ve 16 lira aşağısında alıcıları bulabileceğimizi düşünüyorum. Bu ise de bu şekilde takip edebiliriz. Evet, gelelim Gözde'ye. Gözde de haftalıkta en son yükselen dip 5.43 dendi. Burayı iğne attı, geçemedi. Yani yükselişin gelmesi için bu seviyeye geçilmesi lazım. Düşüşü görmemiz için de 5.46'nın altında kapanış gelmesi lazım. Yani buralar alım bölgesi. O yüzden de fiyat ilk buraya geldiğinde alıcılardan baskıyı gördük. İkinci defa geldiğinde alıcılardan baskı fazla göremedik. Burada şu an tekrar fiyat burada bulunuyor. Yani fazla bir alıcı baskısıyla karşı karşıya değiliz. Ben fiyatı biraz daha aşağısına doğru çekebileceklerini düşünüyorum. Yani 5.66, 5.68 seviyesine kadar düşürüp buradan alıcı görme ihtimalimiz var. Eğer buradan olmazsa yani buradan alıcı olmazsa iğne atıp şu seviyeden de alıcı görmemiz muhtemel. Yani 5.30 seviyesi. 5.50'de göremezsek 5.30'a belki iğne atıp kapanışı burada yapma şartıyla kapanışı burada yapıp iğne atıp bu şekilde alıcıları baskısını buralarda görebiliriz. O yüzden Gözde Girişim güzel bir hisse. Takip listesine eklemek için bunu listenize kaydedebilirsiniz. Evet, gelelim Afyon Çimento'ya. Afyon Çimento'da aylıktaki seviye 3.20. Bunun aşağısına kapanış yapmadığı müddetçe tekrardan yükseliş var. Hisse şu an haftalıkta da birkaç hafta yükseldikten sonra bir haftalık bir düşüş geldi. Bu hiçbir şey değil. Şu an zaten günlükte talep bölgesinde ben fiyatın 4.45 ve nihai olarak 4.60'a gideceğini düşünüyorum. Zaten aylıkta da trend yükseliş trendi. O yüzden bu hissenin ben ilerideki potansiyelin yüksek yani iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki temel veriye bakmayarak bunu söylüyorum. Sadece teknik analize dayalı, arz talebe dayalı fikrimi paylaşıyorum sizinle. O yüzden bu aşağısında yani 3.23 altında kapanış yapmadığı müddetçe
Bu ise kesinlikle yükseliş meyilli, yani yükseliş odaklı bir hisse. Zaten satıcılar da bir hafta kendini gösterebildi. Ondan sonra tekrardan yeşil mumları gördük. Bu ise potansiyeli verebilecek bir hisse. O yüzden yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki kendi araştırmanızı kendiniz yaparsınız. Ama benim gözümde şu an bu hisse durumu gayet iyi. Ray Sigorta aylıkta 5.14'ten yükselen bir hareket vardı. Şu an 29 liradan 10 liraya kadar indi. Bu da bir ciddi bir düşüş. Bu nereye kadar devam eder? Yani bu düşüş nerede durabilir? Şu an hiçbir şekilde bir olumlu bir sinyal yok. Alıcılardan ben fiyatın 8.60 ile 7.5 seviyesine kadar muhtemelen düşebileceğini düşünüyorum. Eğer burada tepki olmazsa 6 lira seviyesinde görebiliriz. Bunu fiyatın buraya geldiğinde bunu alıcıların tepkisi var mı, baskısı var mı, yok mu? Ancak buraya geldiğinde görebiliriz. Baştan bunu peşin söylemem imkansız. Çünkü fiyat hareketini inceledikten sonra ancak bir sonraki adımı düşünebiliriz. O yüzden peşin peşin ya fiyat buradan gelip dönecek demek yani bunu yapabilecek pek fazla insan yok. Bu imkansız bir şey. Çünkü buradaki emirleri biz göremiyoruz. O yüzden bunu söylemek de mümkün değil. Yalnız sadece burayı işaretleyip fiyat buraya geldiğinde fiyat hareketine bakabiliriz. En fazla yapabileceğimiz bu. Yani bu bölgeleri işaretleyebilirsiniz. 8.70 ile 7.5 seviyesi ve 6.30 ile 5.30 seviyesi. Yani bu iki bölge kesinlikle alıcıları muhtemelen görebileceğimiz bölgeler. Hisseye yani listenize eklemek için bence güzel bir hisse. Potansiyeli var. Tabii ki temel verisini onu konuşmuyoruz. Oyunu hiç bilmiyorum. O yüzden tamamen temel analize dayanarak söylediğim fikir bu. Evet, gelelim bir sonraki hisseye. Gedik. Aylıktan yani 4 liradan yükselen bir fiyat hareketi vardı. En son yükselen dip burasıydı. 4 lira ve 14 liraya kadar çıktı. Şimdi birkaç haftadır düşüş görüyoruz. Hatta birkaç aydır bu 4. ay düşüşü gördüğümüz. Yani 7 lira seviyesine geldiğinde bu seviyeye kadar inme potansiyeli var. Şu an için hiçbir alıcılardan bir baskı yok. O yüzden kesinlikle şu an bu hisseden hani alım için düşünmeyin derim. Ta ki 7 lira ile 6 lira seviyesine gelinceye kadar. Buralara geldiğinde fiyat hareketine göre tekrar inceleyebiliriz. Ben size sadece listenize ekleyebileceğiniz bir hisseyi paylaşayım dedim. Buraya tekrar geldiğinde alarm koyabilirsiniz. Add alert diye. Bu şekilde buraya geldiğinde hisseyi o zaman tekrar fiyat hareketine göre inceleyebiliriz. Evet, Sarkuysen haftalıkta en son 10.66'dan yükseliş yapmıştı. Şu an fiyat nereye doğru gidiyor? Evet, şu an fiyat burada talep bölgemiz var. İlk olarak derinlerden emirleri alıp yükselmiş. Tekrar bu bölgeye geldiğinde bunun altında kapanış yapma olasılığı ihtimali var. Bu şekilde çizeyim daha doğru olur. Yani 13.30 ile 12.75 arası bir talep bölgesi var. Buradan tekrardan aşağıdan tepki alıp tekrar gitme ihtimali var. Yalnız buraya gelince bunu görebiliriz. Şu an için erken. Ama 10.66 altında kapanış yapmadığı müddetçe hani bu ise yükseliş trendi devam eder. Yani bu fiyat hareketi daha aşağılara doğru da sarkabilir. Eğer bunun altında kapanış yaparsa nereye kadar gidebilir? Bir sonraki seviye neresidir diye soracak olursanız. Buradan da yani şu seviyeden de saatle inelim. Biraz daha net bir şey görebiliriz belki. Buradan da bu seviye var. Yani 4 saatlikte 11.30 ile 10.66 arasına kadar burada da güzel bir talep bölgesi var. Dediğim gibi buradan fiyat hareketini izleyebiliriz. Önce fiyatın 13.30'a gelmesini beklememiz gerekiyor. Derinlere kadar inebilir. 13 liraya kadar inebilir. Buradan indiğinde buradaki fiyat hareketine göre karar verebiliriz. Ama şu an için kesinlikle erken. Ve kesinlikle buradan alım yapmak şu an için riskli. Tabii ki fiyat şu an alıcılı bir fiyat hareketi gösterse bile yani önümüzdeki saatler veya gün içerisinde fiyatı tekrardan yani 14.30'lara kadar gittiğini görebiliriz. Kısa dönem için bir yükseliş gelebilir. Fakat bu uzun soluklu olur mu? Ben şahsen bu bölgeyi beklerim. Yani günlükteki mum hareketine bakacak olursak gayet satıcılar baskılı. Ben fiyatın buraya kadar gelmesini bekleyeceğim. O yüzden buraya kadar
yani fiyatın 13.30 geldiğinde alarım kurup tekrar onu o şekilde izleyebiliriz. O yüzden fiyatı buraya geldiğinde yorumunu tekrar yapabiliriz. Şu an için bir şey söylemek erken. Evet, Vakfen hissesine bakalım. Fiyat daha önce 3.40'dan yükseliş yapmış 31.94'e kadar. Şu anda ciddi bir satış görüyoruz. Yani böyle bir hisse hacimlere bakılırsa hani alınır mı veya şey yapılır mı, uğraşılır mı? Meçhul. En son fiyat buradan hareket etmiş. Ya ben şahsen böyle hisselere pek iyi bakmıyorum. Çünkü yüksek hani haftalarca yükseliş yapan bir hisse hemen ardından sanki pump and dump gibi kriptolarda oluyor bu hareketler. Biraz ona benzetiyorum. Hani yükselişin ardından hemen ardından biraz durakladıktan sonra hemen ciddi satışlar geliyor. Böyle hisselerden genelde kaçmak lazım. Çünkü ya uzun dönem hiçbir şey yapmamış, sonra biraz daha yükseliş yapmışlar. Sonradan şişirmişler. Tabii temel verisini kesinlikle bilmiyorum. Yani için ne var, borcu var mı yok mu hiçbir bilgim yok. Grafikte 8.5 seviyesi veya 8 lira seviyesi güzel bir talep olarak görünüyor. Yani fiyat buraya geldiğinde fiyat hareketini inceleyip burada yorumlama yapabiliriz. Şu an için hiçbir olumlu bir şey yok. O yüzden bu hisseden şu an için uzak durmak lazım. Fiyat buraya geldiğinde 8 ila 7 lira seviyesine geldiğinde bunu bu şekilde bu zaman bakmak lazım. Şu an kesinlikle bir sinyal falan yok. Evet, gelelim Natural Enerji'ye. Haftalıkta fiyat en son 22.36'dan yükseliş yapmıştı ve bu yükselişten sonra iğne atıp tekrardan aşağı doğru gitti. Şu an bu hissenin durumu nasıl? Günlükte bir izleyelim. Günlükte en son yükseliş, yani yükselen dip 40-30 lira seviyesindeydi, yani şurasıydı. Bunun altında kapanış yaptı ve tekrardan geldi. Şurası şu an önemli bir arz bölgesi. Şu anki arz bölgesi burası. Ve ikidir tepki alıyor. Birinci seviyesi, birinci seferde tepkiyi aldı hemen. Şu an ikinci kez bu bölgede duruyor. Eğer bu seviyenin üzerine, 42 liranın üzerine tekrar kapanış yaparsa bu seviye, bu arz bölgesi geçilebilir. Çünkü bir momentumla, bir hacimli bir yükseliş var. Tekrardan bir geri çekilme var. Eğer bu geri çekilmeden sonra şu şekilde tekrar kırılma olursa, o zaman kesinlikle güzel bir fırsat verebilir. Zaten haftalıkta yükseliş trendi var. Ama burayı geçmesi gerekiyor. Yani bu arz bölgesini kesinlikle geçmesi gerekiyor. Kırmızı renkle yapalım. 43-44 liranın üzerinde kapanış gelmesi lazım ki yükselişin devamı gelmesi için. Aksi takdirde satıcılar fiyatı tekrardan düşürebilirler. Düşürdüklerinde tekrar bu seviyeye dikkat edebiliriz. Yani 34 lira seviyesi güzel bir seviye. Alımlar için, potansiyeller için. Tabii bu fiyat buraya geldiğinde ancak onu görebiliriz. Peşin peşin söylemek imkansız. Yalnız burası, şu an fiyat burada olduğu için burada kesinlikle alımdan bahsedemeyiz. Çünkü çok riskli, arz bölgesinde olduğu için burada alım yapmak çok riskli. Aksi takdirde 40 lirada alırsanız sonra 34 liraya kadar gelir ve tekrardan daha kötüsü aşağı doğru da gidebilir yani. O yüzden sadece talep bölgesinde almak en mantıklı. Evet, gelelim bir sonraki hisseye. Türex. Bu hisse istek üzerine yorumlarda istenilmişti. Şu an için yani haftalık grafik gayet düşüş. O yüzden bize hiçbir şey söylemiyor. Günlük grafik de hemen hemen hiçbir şey vermiyor. O yüzden 4 saatte ineceğim. 4 saatlik grafik şu an. 4 saatlik grafik üzerinden ancak değerlendirme yapabiliriz. Önce yani şu seviyenin, şu an fiyat gayet yatay fiyat hareketi izliyoruz burada. Öncelikle bu bölgeyi geçmemiz lazım. Bir kırılma görmemiz lazım. Bu 9.5 seviyesinde üzerinde kapanış veya ani bir kırılma görürsek düzeltmeyle tekrardan bir oluşturulan tepeyi tekrar kırar isek, o zaman yükseliş trendine geçmiş oluruz. Bunu görmediğimiz takdirde fiyat tekrardan yeni dipler yapmaya doğru gidebilir. O yüzden bu hissede eğer alma düşüncesindeyseniz şu an için biraz sabır derim. Çünkü şu an yön olarak kesinlikle hiçbir sinyal yok, hiçbir onay yok.
O yüzden burada aldığınızda kesinlikle yazı tura atmış olursunuz. Paranıza yazık olur. Evet, son olarak Hektaş. Hektaş'ta en son fiyat 7.34 yükselmişti ve 10.53'ten sonra tekrardan bu zirveyi üzerine tekrar bir daha gelemedik. Günlükte de burası arz bölgesi olduğu için, çünkü ani olarak düştüğü için burası arz bölgesi. Tam da buradan ilk tepkisinde fiyat düşmeye doğru gitti. Eğer yani fiyat buradan tepki alabilir, yani ilk tekrar geldiğinde bu noktadan tepki alabilir. Altında kapanış yaparsa aşağıdaki talep bölgesine tekrar gelebilir. Çünkü burası talep bölgesi, kaç defa test aldı. Tekrar geldiğinde eğer buranın altında kapanış yaptı ve buraya doğru gelirse muhtemelen bu seviyede geçebilir. Çünkü kaç defa tepki aldı. Burada hala emir var mı onu bilemiyoruz. O yüzden eğer burada kırılma yaparsa tekrar bir geri çekilmeyle yeni düşüş gelebilir. Nereye kadar? Buradaki seviyeye kadar gelebilir. Tabii ki bu senaryonun olması için hem bu bölgenin hem 8.10'un altında hem de 7.20'nin altında kapanış yapması lazım. Aksi takdirde diyelim buraya geldiğinde tekrardan yükseliş yapıp bu bölgeyi de geçebilir. Yani bu senaryoda olabilir. O yüzden Hektaş'ta bu şekilde izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yorum yazarsanız isteklerinizi veya sorularınızı yorumlarda kesinlikle ben cevap veriyorum. O yüzden bana destek olmak için yorumunuzu yazın, like atın ve kesinlikle takip edin ve paylaşın kanalı ki daha fazla insana ulaşabilelim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.